Merhaba arkadaşlar, size bugün bir plan dışı kitap alışverişiyle geldik. Selam dersen aşkım. Merhaba arkadaşlar. Yani normalde merhaba arkadaşlar, sonra sen giriyordun ya merhaba diye. Girmedik tamam. Merhaba arkadaşlar tekrar. Bugün normalde aylık kitap alışverişinin dışında bir alışveriş yaptık. Ne yaptık? Belki bilenleriniz bilir, Alfa'nın 5 kitaba 195 lira mıydı? 195 lira, 200 lira bir indirim ve yanlış hatırlamıyorsam 500 küsür lira üzerinde kargo bedavaydı. Ben de o haberi duyar duymaz Alfa'nın sitesine girip bütün kitapları tarayıp içlerinden yanlış hatırlamıyorsam ya 15 ya 20, şu anda kaç tane sipariş ettim hatırlamıyorum ama 600 lira 15 tane galiba. 15 tane kitap var burada Alfa'da. Onun alışverişini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Parka geldik. Makası unutmuşuz. Bize Batman yardımcı olacak. Çünkü neden? You are Batman. Neydi sen güzel yapayım? Batman. I'm Batman. Şöyle yardımcı ol. Yaklaşık bir hafta oldu ama yani bir türlü fırsat bulamadık. Çok yoğundu bu hafta. Evet. Hayat çok yoğun geçiyor ya arkadaşlar. Evet. Şöyle sürpriz gibi kenardan. Kutulaması iğrenç. Hani söyleyeyim. Ama diyeceksiniz ki zaten 15 kitaba 5-600 lira para vermişim. Kutulama zarar çok... görmemiş. Evet, bakalım. Zarar görmemiş. Kutulama gerçekten iğrenç. Ama şu şekilde yandan. Şöyle yandan çıkarıp göstereyim diyorum. Bence güzel görünüyor. Şöyle tutayım. Biz unuttuk yine aldığımızı. Ben unuttum açıkçası. Ben unuttum. Bir şey hatırlıyorum. Onda da şu anda sürpriz olacak. Bakalım neymiş. 100. yıl anısına Balkan Savaşları. Sait Pertev Demirhan Balkan Savaşı'ndan büyük genel karargah. Ha bu şey. Alfa'nın eski bir serisiydi. Çok tutmadı bu arşiv. Nedir? İşte hatırat kitapları falan çıkıyor. Balkan Savaşları ile ilgili. Yani yeni paylaştığımız o kitaplık turu 2 videosunu da izlerseniz görürsünüz arkadaşlar. Çok fazla hatırat okuyoruz biz. Gene oradan güzel bir merkez karargah, emirler. Bence güzel bir Balkan Savaşı kitabı olur. Şöyle bırakayım. Sonra dıdıdıdım. Bakayım. Oo. Gene aynı şekilde Alfa Arşiv'den 100. yıl anısına Balkan Savaşları. Abdullah Paşa'nın Balkan Savaşı hatıratı. Ahmet Muhtar Paşa'nın da buna cevabı. Ahmet Muhtar Paşa da o bölgede. Ahmet Muhtar Paşa şey miydi? Hareket ordusunun komutanıydı galiba. Aşkım sen ordulara benden daha hakimsin. Ahmet Muhtar Paşa. Benim ilgi alanım değil. Neyse bakacağım. Güzel bir kitaba benziyor. Puntosu falan iyi. Alfa'nın dediğim gibi. Keşke bu seri devam etseydi Alfa'nın. İşte tutmayınca etmiyor. Hepimizin sevdiği, bildiği bir hocamız Süreyya Faruki. Başka alışveriş videolarında da galiba vardı. Osmanlı zanaatkarları, imparatorluk döneminde zanaatlar ve loncalar. Süreyya Hoca özellikle şehir tarihi konusunda çok eserleri var. Ve şehir tarihi deyince şehirdeki sosyal sınıfları incelemesi de benim bildiğim çok iyi. Okuduğum, gördüğüm kadarıyla. Ve zanaatlar ve loncalar hani klasik manada Osmanlı'da bir burjuva, batıda anlaşılan manada bir sınıf düzeni olmayabilir ama o sınıflarda özellikle petit burjuva'ya yakın diyebileceğimiz bu zanaat ve loncalardır. Yani bunlar çok önemlidir. Yani padişah getirir, padişah götürür. Değil mi aşkım? Haliyle İçin önemli. Neler varmış? Ha, içindekiler bölümüne bakalım. Abi aşkım tarihçi olduğu için direkt indekste ne var? Direkt konu kelimeler nerede falan. İmparatorluktan zanaatkarları 70'lerden önce. 1670'ler. 1670'lerden. Güzel ya. Şeyleri iyi. Şeyi merak ettim. Hani tablolar vesaire var mı diye sormuş. Kaynakça ve dizim var. Loncaların karşılaştırma tasviri de en arkada. Tamam. Ve kaynakçası da çok iyi gördüğün tabii gibi. Oha. Bayağı kaynakça var. Yani eski model tarihçilerden Süreyya Hoca. Kalmadı yani böyle gerçekten milim milim çalışan ve baskı da çok iyi bu arada çok kitap yani bu, kitap jilet gibi. Faruk'u hocadan bulabildiğimizi almaya çalıştık ama evet. Bakalım hangilerini bulmuşuz hatırlamıyorum ben şu an. Dıdıdıdım. Stefan Böblek eski modern İslam'da zaman Safavi, Babürlü, Osmanlı imparatorluklarında takvim, tören ve kronoloji. Bu takvim meselesi çok önemli arkadaşlar ve saat yapımı önemlisi. Kütüphane turu 2 videosunda Carlo Cipolla diye bir abi tanıtmıştım. Dikkat ederseniz o abinin de buna benzer şeyleri var.
saatler, toplar, ateşli silahlar. Hani çok gözden kaçan şeyler ama gerçekten takvim ve kronoloji, tören, bunlar önemli şeyler. Hani orta dünyada, orta dünya ne ya? Orta dünyada elflerle orklar savaşırken orta dünya. Çok da yanlış söylemedim ama neyse. Orta Doğu'da ya da Orta Çağ imparatorluklarında şey çok önemli. Zaman algısı nedir? Bugün anladığımız manada zaman algısının olmadığını biliyoruz. Evet. Ve ben ona zihin olarak intibak ettiğimde bazı şeyleri daha iyi anlamıştım. Hoşuma gitmişti. Onunla ilgili bu da güzel olacağını düşünüyorum. 4 oldu. Oo, çok havalı bir kitap. Ya şu kitap sırf tek başına 500 lira normalde. Evet, ama biz bütün bu süt kutuyu 600 liraya aldık. Evet. Ve kargo da bedava geldi. Rusça aslından çeviren Sabri Gürses, Mihail Bakhtin, Francis Rebellias ve Orta Çağ Rönesans Halk Kültürü. Şunun güzelliğine bak. Bir de gerçekten jilet gibi. Jilet gibi ya. Çok iyi. Ben şeyden çekindim biraz. Şimdi bu indirimleri bütün yayın evleri yaptı ya arkadaşlar hemen hemen. Belli ki depo boşaltmaya çalışıyorlar. Ben her böyle kargo geldiğinde ya iyi mi değil mi? Şunu, ezik müzik olur mu? Gayet iyiymiş. Kadifeli ayracıyla falan. Şu kitap evet. Şu anda 500 liradır aşkım. Evet. Ama herhalde alanı yok, baskısı yok diye bizim şansımıza işte. Çok da iyi yani. Biz şeyi de açtığımız için kargo da ödemedik değil mi? Yok yok ödemedik. A 500 mi 600 lira üzeri mi kargo? 10-15 kitap aldık yani. Ya bak ne diyorum işte Süreyya Hoca'nın şu kitaba baksana. Tabii. Şöyle bir kitap. Normalde şu anda şu kitap 400-500 lira tek başına. Osmanlı İmparatorluğu ve etrafındaki dünya. Zaten böyle kitap turlarında siz de şeyi fark ediyorsunuz arkadaşlar kitap alışverişinde. Bazı yazarları sizlerle beraber bitiriyoruz. Evet. İşte Sencer Divitçioğlu'nu öyle bitireceğiz. Ya da ne bileyim Ahmet Yaşar Hoca öyle toparladık. Süreyya Hoca'yı böyle toparladık. Sizlerle beraber yeni yeni insanları bitireceğiz. Bildiğimiz insanları. Ama mesela şurada çok güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Osmanlı ve etrafındaki dünya. Yine Süreyya Hoca tabi kaynakça deyince bak birincil kaynaklar. Şöyle kaynakça mı olur ya? Böyle kalmadı işte şöyle kaynakça yapan. Benim hocanın hatırlıyorsun değil mi? Danışman hocanın benim kaynakçaya şey yaptı. Evet ya. Benim test çalışmasında şu anda sırf kaynakça arkadaşlar kaç sayfaydı? 18 sayfa mı? 20 sayfa mı? 20 sayfa. Hani şu an için. Şu an için. Yüzlerce henüz makale, kitap, test falan. Hoca ne yapıyorsun diye şey yapmıştı evet. Bana ya. Enteresan. Gene bir 100. yıl anısına gene bir sürü hatırat ya. Zeki Paşa'nın Balkan Savaşı hatıratı. Alfa Arşiv. Bu biraz daha saman kağıdı gibi olmuş. Eskimiş ama 9 TL'ymiş. Tabii ne zaman 9 TL'ymiş hemen bakayım. Kasım 2012'de basılmış arkadaşlar. Yani baskı şeyi çok eski. Ama gayet iyi. Bence. Devam ediyoruz. Köprüden de çıkacağım vardı. Emil Durkheim'ın bir kitabı var. Marcel Mauss'un ders notlarından düzenlenmiştir diyor. Çok hoş aslında. Marcel Mauss yanlış hatırlamıyorsam antropolojide ve etnolojide çok önemli bir insandı. Yanlış hatırlamıyorsam tabii. Ders notlarından düzenlenmiştir dediğine göre Emil Durkheim herhalde ondan ders almıştı. Bakayım. 72, 58 eğitimini falan filan karşılaştırma diyeyim bilimi Sanskritçe. Ha bu bunun hocası. Emil Durkheim Marcel Mauss'un hocası galiba. Yani önemli iki insanın Hobbes üzerine denemesi. Zaten Hobbes'u biliyorsunuz arkadaşlar. Thomas Hobbes'un Leviatası çok meşhurdur. Kitap tasarımı da o. Bunu da güzel bir inceleme olacağını düşünüyorum. Başka tabii ki Edward Said Freud ve Avrupalı olmayan. Görmezden gelinemeyecek kadar parlak bir eser demiş. Times Literary Supplement. Bence gayet güzel bir kitap olacak. Ya ben Alfa'yı seviyorum ya. Şeyini seviyorum gerçekten. Hani şu punto meselesi okunarlı olması, gözümü yormaması benim için önemli. Edward Said'den de güzel bir kitap geldi. Aha Edward Said'den bir kitap daha. Kültür ve Direniş. Ne aldığımı da hatırlamıyorum. Çekerken bana da sürpriz oluyor. Çok hoşuma gitti. Değil mi sana güzel bir? Edward Said'den güzel bir kültür ve direniş. Said her zaman en etkili edebiyat ve kültür eleştirmenlerinden birisi olmaya devam edecek. Bence de öyle. Ben şöyle bakıyorum. Şey falan da iyi. Gayet güzel. Hani puntolar falan da indirim diye kötü değil arkadaşlar. Gayet hoş. Bu neymiş? Anthony Giddens'la Söyleşiler. Modernliği anlamlandırmak. Anthony Giddens, Kristen Pearson. Pearson. Anthony Giddens zaten sosyolojinin deve dişlerindendir arkadaşlar. Ay Alfa'nın böyle çok eski baskısı bu, kıyamam.
Bu gerçekten deponun, deponun çok dibinde kalmış bu. Basım yılı Haziran 2001. Oo. Yani. Benim kardeşim 2005 doğumlu. Oo yani. Alfa Yayınları'nın 930. kitabı, bu diziden 3. kitap. Alfa Yayınları'nın 930 diyor. Şu an Alfa Yayınları, yanlış hatırlamıyorsam, 3000 kitabı geçti. Düşün, bu basıldığında aşkım ben ilkokula başlıyordum. Ay canım benim. Menek. Menek'sin sen ondan. Ama ona rağmen bak hiç öyle çok kötü olmamış. Güzel. Çok temiz. Normalde bu zamana kadar hani... Çok çok temiz ve güzel yani. Anthony Giddens'tan da bir kitabın kütüphanede kalması anlaşılır. Meğer depoda kalması. Meğer kitapları basım yılının parasıyla satmışlar. O yüzden çözmüşler. Ha değil mi? Oo, bu da gayet hacimli bir eser. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Birliği. Editörü Profesör Doktor Aysel Ekşi. Belgeler ve tanıklarla Türk-Ermeni ilişkilerinde tarihi gerçekler. Hayret, ilk defa ikinci baskı bir kitabı almışız. Hepsi elde kalan birinci baskı bence olduğu bu için. Eski ama. Bu da bayağı eski bence de. Birinci basım 2006, ikinci basım 2007 zaten. İşte. Tam bu Ermeni meseleleri civcivlendiğinde, yükseldiğinde bir şey yapmışlar, yayınlamışlar, sonra kalmış. Arkadaki isimler. Arkadaki isimler Ümit Özdağ, Erik Fey, Arnold Tombi. Arnold Tombi'nin 96'dan yılı, tabii kitapla ilgili değil. Ama bence güzel olacak. Şey açısından güzel olacak. Çünkü arşiv belgeleri falan, orijinal belge biliyorsun ben severim. Yayınlanmış eser, fotoğraflar falan. Hani ciddi bir çalışma olduğu belli. İçindekileri kimler yazmış onu da baktım. Onur Öymen, Abdullah Kehale, Gündüz Aktan, Nazan Maroğlu, Yusuf Alaçoğlu. Zaten Yusuf Alaçoğlu'nun bu şeyi uzmanlığı oldu neredeyse. Evet. Ermeni meselesini üzerine müşterek herhalde 3-4 tane kitabı vardır. Hikmet Özdemir, Bilal Şimşir zaten büyükelçi ve hoca, büyük hocadır o da. Çok bilin, kıymeti bilinmeyen bir hoca öyle söyleyeyim. Türkkaya Artöf, Ümit Özdağ, İlber Ortaylı, jenosit kavramı. Zaten olmasa olmaz, İlber Hoca illa bir yerde yazar. Bence güzel arkadaşlar. Hani bence kıymetli bir eser olduğunu düşünüyorum ve hacimli. Hacimli ve kıymetli ve ucuz. Gene aynı şekilde Osmanlı Türk tarihi Batı etkisi 1774-1923. Roderick H. Davison tarih. Ya güzel kitaplar ve hiç yani tertemiz ya. Maşallah. Maşallah maşallah, insan hoşuna gidiyor yani. Böyle güzel. Ama sana dedim. Al dedim. Sen dedin değil mi? Ben dedim. Sanki. Almayacaktım. Artık maddi sıkıntılar yaşıyoruz arkadaşlar da. O yüzden artık bana kitap almama. Kredi çekip kitap. Kredi çekip kitap almaktan vazgeçtik ama. Ne yapalım? Hanım da deyince bu kadar ucuzuna denk getirince aldık. Abi Süreyya Hoca daha çıktı. Süreyya Faruki, Randi Gölüm. Orta Doğu'da zanaatlar ve zanaatkarlar, Müslüman Akdeniz'de bireyin biçimlenmesi. Bak çok önemli. Birey meselesi çok çok önemli. Ve çok da hoş. Yine kitap temiz, basımı iyi. Güzel ya. Hani şeyler güzel. Kitapların özellikle hacmi ve etkisine bakınca. Aha bitti. Son kitabımızda Frederick F. Anscombe. Osmanlı dönemi ve sonrası ülkelerde devlet, inanç ve millet. Oo, bunu yine arkadaşlar hemen bir referans vereyim. Bizim kütüphane turu 2 videosunda Kemal Karpat'a, Kemal Haşim Karpat'ın serisine bakarsanız orada özellikle Osmanlı son dönemi kimlik, ideoloji, millet, milliyet, bu kavramlar üzerine, elitler, din, asker, hani bu kavramlar üzerine çok yoğun okuma yapmıştım. Bir başka hocadan da sonrası ülkelerde meselesi, hani devlet, inanç, millet meselelerini görmek bence çok iyi olacak. Gene gayet hacimli bir eser. Yani hacimli dedim, çok değilse de puntoları bunun biraz küçükmüş alışığımın ışığında. Ama bence gayet güzel, temiz baskı. Ya çok iyi oldu ya. Sen hanımım sağ olsun. Al al dedi. Moral etkisi. Evet, al al dedi. Şu kadar kitap arkadaşlar. Burada kaç kitap var? Şöyle de göstereyim sanki. Aynen. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 evet. Kitap var ve bu 15 kitap sadece 600 lira bile değildi. Yan gösterelim mi? Şöyle. Hadi bakalım. Düşmesin aradan. Şöyle bakarsanız arkadaşlar ne kadar çok eser olduğunu, hacimli ve tatlı eserler. Ya Alfa'ya yine nereye, bir kitapçıya bakıyorduk. Evet. Bir kitap beğendik, 600 liraydı bir kitap. Evet, ona çok canım sıkılmıştı. Hadi almamıştım ya. Evet. Şurası 600 lira arkadaşlar ve çok tahminimden iyi geldi. Baskıları i̇yi falan yani. Çok ben çok böyle iyiydi. Beklemiyordum gerçekten. Hani bol bol içinde gene tarih, hatırat var. Hani Alfa'nın güzel kaliteli basımları.
Hani özellikle şu ciltli olanı çok üzmedi. Gerçekten Alfa üzmedi. Alfa'ya teşekkür ediyoruz buradan. Bunu da aşkım bu videoda Alfa'ya etikette teşekkürlerimizi iletelim. Daha sık yapsınlar böyle depo temizlemesi. Ama şeyi vurgulaşım teşekkür edince reklam değil. Ha yok arkadaşlar kendi reklam falan aldık. Değil. Kendi bayağı paramızı aldık. Faturamızı da gösterebiliriz. Faturam da burada. Nerede faturam? Faturayı atmadın inşallah. Atmadım. Bir dakika ismini gizleyeceğim. İsmimizi gizle bizim. Aha geliyor. Fatura geliyor. Altını da bir kontrol ediyorum. Tamam. Şöyle bir görünüyor mu? Görünüyor. Aynen. Ne kadar yani normalde görmüş? 1700 küsür lira. 1766'lık evet. Kitap. Ama ara iskonto toplam bize 580'e gelmiş. Kargo falan filan hesabı evet. Yok. 584 yani liraya. Yani 585 liraya 15 kitap almışız. 15 kitap almışız. Keşke çok hep doğru. Böyle olsun. İşte hep böyle olsun. Böyle daha çok kampanya yapsın yayın evleri. Evet. Neyse bu kadar gevezelik yeter diye düşünüyorum. Ne dersin aşkım? Söylemek istediğin bir şey var mı? Bir şey yok. Şimdi kapatıp termosta getirdiğimiz içeceğimizi içeceğiz. Evet, onu da biraz göster. Kitapları bir ayrıca bir inceleriz. Ben bitirdim. Aa, sen bitirdin mi? Sen tamam. Konuşurken ben bitirdim. Tamam. O zaman buraya kadar gelen herkesten videoyu beğenmesini, yorum yapmasını, fikir abone vermesini. Olmasını. Abone değilse mutlaka abone olmasını. Evet. Bizim için çok önemli değil mi aşkım? Evet. Kitaplık turu 1 ve 2'yi de mutlaka izleyin. Ayrıca oradaki kitapların da ayrıca külliyat serileri gelecek. Kemal Karpat'tan konuşamadım. Kemal Karpat'tan bahsettim. Kemal Karpat'ın da ayrı ayrı böyle seri seri birkaç böyle kitabı gelecek. Ya da o kütüphane turunda gördüğünüz kitaplardan hangisine seri istersiniz falan onları da söyleyebilirsiniz. O zaman herkese kolay gelsin. Kolay gelsin.